Kayseri Aile Hekimleri Derneği, 3 gün önce Kayseri'de aile hekimi Celal Naci Gökçınar'a yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıyla ilgili konuşan dernek başkanı Ümit Işıldak şunları söyledi. Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde 12 Kasım Cuma günü müracaat eden bir kişi tarafından aile hekimi Doktor Celal Naci Gökçınar'a karşı poliklinik kapısı tekmelenerek fiili şiddet uygulanmıştır. Tek tesellimiz meslektaşımızda hayatı tehlike bulunmamasıdır. Bu şiddet olayını aile hekimleri olarak şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Görevi başında mevzuatları uygulayarak kamu görevini yapmaya çalışan sağlık personeline fiziki ve sözlü şiddet artarak devam etmektedir. Aile sağlığı merkezinde can güvenliğimiz olmadan görev yapmaktayız. Sağlıkta şiddetin azalmadan devam etmesi mevcut yasaların yeterli olmadığını bir kez daha göstermiştir. Şu anda mevcut düzenlemeler sağlıkta şiddeti önlemekte yetersiz kalmaktadır. Sayın yetkililerimizden acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri alınmasını istiyoruz. Olayla ilgili Sayın Valimiz ve Sağlık Müdürümüzün yaklaşımları ve destekleri nedeniyle teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Fakat ilimizde de şiddet potansiyeli yüksek aile sağlığı merkezleri konusunda çalışma yapılarak alınabilecek tedbirlerin planlamasını da bekliyoruz. Şiddete neden olan konu ile ilgili olarak sorunu ve sorunun çözümü ile ilgili de açıklama yapmak istiyoruz. Doktor Celal Naci Gökçınar'a şiddet nedeni konusu serbest çalışan bir diş hekiminin düzenlediği reçete ile ilgilidir. Bilindiği gibi özel diş hekimlerinin düzenlediği reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmamakta. Reçetelerin yeniden düzenlemesi için kişiler aile hekimlerine başvurmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu reçeteleri yeniden düzenlemek aile hekimlerinin görevi değildir. Bu konuda aile hekimleri birçok sıkıntıyla karşılaşmakta ve bu olayda olduğu gibi sağlıkta şiddete neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü ise gayet basit ve nettir. Bu şekilde diş hekimlerinin düzenlediği reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmalıdır. Bu konuyla ilgili gerekli mevzuat çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından mutlaka yapılmalıdır. Saygılarımızla.